Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sınıflandırmanın 19. bölümüne devam ediyoruz. Bugün konumuz kuşlar. PDF indirmek için yine aşağıdaki bilgi kutucuğunu genişletmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hayvanlar alemini işliyorduk. Omurgasıları gördük. Omurgalılar alt şubesinden de balıkları, amfibileri, reptilleri yani sürüngenleri gördük. Bugün ise kuşlarla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 2-3 tane böyle bir sınıfımız kalmış oldu. Sonrasında artık sınıflandırmayı bitiriyoruz. 9. sınıfı sonlandıracağız. Evet kuşların arkadaşlar ön üyeleri değişerek kanat adını aldığı için çoğunlukla uçma yeteneğine sahip canlılar bunlar. Kuşlar uçmayı kolaylaştırmak için kemiklerin içi arkadaşlar boş ve havayla dolu. Dolayısıyla rahatlıkla havada süzülebiliyorlar arkadaşlar. Zaten kuşları biliyoruz. Bacaklarında ve ayaklarında pullar var. Bakın şurada görüyorsunuz pullarla kaplı bacakları ve ayakları bu da e, ikisinde de görebiliyorsunuz bu durumu pulların olduğunu hani bazen şey diyor aşağıdakilerden hangisi kuşlar için doğrudur falan diye bunlar hani görselleri koyuyorum ki aklınızda daha iyi kalsın. Vücutları genelde tüylerle kaplı arkadaşlar. Bu özellik sadece kuşlara özgü. Bu çok önemli. Geçen sene çıkmış sorularda vardı. Geçen senelerde işte aşağıdaki hangisi bir canlının kuş olduğunun kanıtıdır şeklinde. Tüylerle kaplı olması arkadaşlar kuş olduğunun kanıtı. Hani bazen e, özellikle epilasyon reklamlarında diyorlar ya işte tüylerinizi narin bir şekilde alır, işte acıtmaz vesaire. İşte istenmeyen tüylerden kurtulun. Arkadaşlar istenmeyen tüyler e, kuşlar için olan bir şeydir. Yani bizde tüy yok. Bizde ne var? Bizde kıl var. Memelilerde kıl var. Dolayısıyla tüy orada aslında bir e, kavram yanılgısının oluşmasına sebep oluyor. O yüzden çoğu öğrenci yanlış yapmış. Arkadaşlar tüy bizde yok. Memelilerde yok. Tüy diyorsa ki kim aklımıza gelecek sadece kuşlar aklımıza gelecek kuşlarda tüy vardır bizde tüy yoktur arkadaşlar bizde ne varmış kıl varmış kıl varsa da o canlının memeli olduğunu kanıtı tüy varsa o canlının ne olduğunu kanıtı arkadaşlar kuş olduğunun kanıtı dediğim gibi çıkmış bir soru olduğu için özellikle sınıflandırma ile ilgili artık böyle e, kapsamlı soru sorabiliyorlar o yüzden bizim için önemli tüy varsa kim kuş memeli değil bütün kuşlarda iç döllenme görülüyor. Ee, yavrularını dış ortama bırakıyorlar arkadaşlar. Yumurtanın içerisinde döllenmiş yumurta yani iki en kromozomlu yani içerisine ne taşıyor arkadaşlar bu yumurtalar? Bir canlı taşıyor. Dolayısıyla embriyolik gelişimini kuluçkaya yatıyor biliyorsunuz bunlar bu kuşlar. Embriyolik gelişimini Tamamlıyorlar yumurtanın içerisinde. Kuluçka döneminden sonra da arkadaşlar yavrular yumurtanın kabuğunu e, kırarak dışarıya çıkarıyor, çıkıyorlar. Bunu e, bazen öğrenciler şey diyor. E hocam bizim o zaman aldığımız yumurtaların içerisinde de civciv çıkma ihtimali var mı? Hani beklesek civciv çıkar mı? Ya da hani korkuyorum yerken civciv çıkar mı diye. Arkadaşlar bizim yediğimiz yumurtalar... Ne yazık ki geneli, çoğusu hani bu özellikle kodu 3 ile başlayan kodlu olan yumurtaların çoğunda ne var? E, tamamen yani bir kümes ortamı değil tamamen bir fabrika ortamında yumurta üretiliyor. Dolayısıyla bir iç döllenmenin görülebilmesi için bir horozun olması lazım o kümeste. E onlar sadece tavuk çiftliği. Dolayısıyla herhangi bir spermle karşılaşmadığı için o yumurtalar, hazır aldığımız o yumurtalar ne yapıyor arkadaşlar? Herhangi bir döllenme olmadığı için normal en kromozomlu yumurta yiyoruz. Ancak aldığımız özellikle organik yumurtalar işte çiftlik yumurtaları ya da işte bu serbest gezen tavuk yumurtalarının evet döllenme ihtimali olmuş olabilir mi? Evet olmuş olabilir. Ancak biz onları hani uygun bir ortamda saklamıyoruz. Ne yapıyoruz? Döllenmenin devam etmesi için uygun ortamda saklamıyoruz. Nerede saklıyoruz? Buzdolabında saklıyoruz. Dolayısıyla döllenmiş dahi olsa yumurtalardan civciv çıkma ihtimali yok. Şimdi eskiden bu yumurtaları ne yapıyordu arkadaşlar? İşte kuluçka döneminden vesaire geçiriyordu tavuklar. Ancak şimdi üreticiler... Özellikle işte kaz üreticileri e, ya da e, genelde kaz gördüm videolarda kaz üreticileri ne yapıyor arkadaşlar? Ya da tavuk üreticileri de aynı şekilde civciv üretmek için kuluçka makineleri var. Döllenmiş yumurtaları alıp onun içerisine koyuyorlar. Herhangi bir tavuğa ihtiyaç duymadan sonrasında yani bir kuluçkaya yapmaya ihtiyaç duymadan toplu bir şekilde o kuluçka makinelerinde döllenmiş yumurtalar civcive dönüşüyor. Dönüştükten sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde Görelim. Bakın yumurtanın kabuğunu kırarak çıkıyor. Bu bir bıldırcın yumurtası. Dolayısıyla içinden bıldırcın çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtanın kabuğunu kırarak çıkıyor. Bolca renkleri, işte güzel sesleri ve hareketleriyle kuşlar daima insanların ilgisini çekmiş. Hep diyoruz işte birbirinin sesi çok güzel ya da birbirle ilgili şarkılar yazılır değil mi? Birbirle bakalım bir dinlemeyen, bilmeyen varsa. Birbirinin görüntüsü ve sesi bu şekildeymiş. Evet güzel gerçekten dinlendirici, hoş rahatlatıcı bir sesi var değil mi birbirinin? Bir de flamingolar var. Biliyorsunuz flamingolar şu anda özellikle e, bu kozmetik sektöründe ya da ev dekorasyonu sektöründe fazlaca kullanılıyor. Bu pembenin bayanlar arasında meşhur olmasından kaynaklı. Flamingolar gerçekten çok sevimli kuşlar. E, güzel bir tanışma dansları var onların. Bu flamingoların bu danslarından etkilenerek de e, flamenco denilen bir dans türü meydana geliyor. Dans çeşidi herhalde meydana geliyor arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. Flamingoların dansı şu şekilde. Gerçekten flamenko dansının e, koreografisi de buna benzer arkadaşlar. Ayak hareketleri özellikle. Bunlar flamingoların birbirlerine tanışmak için yaptıkları dans. Yani hiçbir şey bir e, boşuna yaratılmıyor. Boşuna hikmetsiz olmuyor arkadaşlar. Evet tavuklar, deve kuşları, penguenler ise normalde bunlar da kuşlar. Yani deve kuşu, tavuk mesela tavuğun kuşu olduğuna bazı arkadaşlar çok şaşırıyorlar. Kuşa benzemediğini söylüyorlar. Halbuki onun da tüyleri var, kanadı var. E, dolayısıyla bakın ayaklarında pulları var, gagası var. E, bunlar arkadaşlar tavuğun kuşu olduğunun kanıtları. Yumurtluyu aynı zamanda iç döllenme görülüyor. Evet. Tavuk ancak arkadaşlar bunlarda belli bir kas yapısı var. Siyah kas, beyaz kas diye. Onlar artık çok ayrıntısına girmeyeyim. O yapılardan dolayı arkadaşlar tavukların uçma yetenekleri zayıf. Yani çok uzun mesafeler uçamıyorlar. İşte e, ufak mesafelerde e, sadece işte havalanıp sonra tekrar yere iniyorlar. Aynı şekilde penguenler de o şekilde çok hani böyle aman aman uçmuyorlar. Daha çok zaten hani yüzmeye özelleşmiş yapıları var onların da. Bir de e, tabii ki kimler uçmuyor? Deve kuşları uçmuyor. Deve kuşları iyi ki uçmuyor değil mi arkadaşlar? Düşünsenize yani uçtuklarını e, kocaman bir deve kuşu geliyor arabanızın üzerinde konuyor. Ya da işte e, balkonda oturuyorsunuz deve kuşu geliyor konuyor değil mi? Zaten e, biraz korkunç olurdu herhalde ürkütücü olurdu. Serçe, güvercin, keklik, leylek, papağan, ördek, bülbül, şahin, atmaca doğan işte uçabilen kuşlara örnek olarak verilebilir. Burada da birkaç örneğini vermiş olduk. Zaten kuşlarla ilgili çok bilmediğiniz bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Kuşlar akciğer solunumu yapıyor arkadaşlar. Ee, tıpkı Memeliler gibi akciğer solunumu yapıyorlar. Ancak onlarda şöyle bir yapı var. Hava kesesi dediğimiz şey. Bu yapı hava kesesi havayla dolu olduğunda kuşlar daha rahat ne yapabiliyor? Uçabiliyor. Şimdi burada bizim üniversitedeki hocamız şöyle bir şey söylemişti profesör. Ne yapıyor? Kuş havayı aldı. Havayı aldıktan sonra hava kesesinden geçti, akciğere geldi. Yani bir defa ne yaptı burada? Hava kesesinden hava geçti. Sonrasında arkadaşlar, akciğerde bu hava ne yapıyor? Tekrar hava kesesinden geçerek tekrar dışarıya veriliyor. Yani hava kesesinden bu sefer ne yaptı? İkinci kez geçti. Dolayısıyla bu e, Havadan yararlanma meselesi hava keseleri sayesinde kuşlar bu aldıkları havadan iki kez faydalanmış oluyorlar. Hava kesesi aynı zamanda bu işe de yaramış oluyor arkadaşlar. Akciğerlere bağlı hava keseleri vücut ağırlığını azalttığı için ne yapıyor? Uçmayı da kolaylaştırıyor arkadaşlar. Balon gibi düşünebilirsiniz. Hani helyum gazı olan balonlar ne yapıyor? Daha fazla uçuyorlar ya da yine balonlar ne yapıyor? Daha hafif oluyorlar normal elimize aldığımız balonlara göre içi hava dolu balon daha hafif oluyor ve daha rahat e, ne yapabiliyoruz onlarla oynayabiliyoruz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Vücut sıcaklıkları bunların sabit yani ortama göre vücut sıcaklıkları değişmiyor demek ki vücut sıcaklıkları sabitse arkadaşlar bunlar da kalpte temiz ve kirli kan birbirine karışmıyordur diye bir genelleme yapabilirsiniz. E, hani demiştim ya arkadaşlar sıcak kanlı diyorlar bu canlılara. Ama öyle demek yanlış. Ne diyecektik biz? Vücut sıcaklıkları sabit canlılar diyecektik arkadaşlar. Zarsı ya da bağ dokudan oluşan bir diyaframları var. Peki diyafram ne? Karın boşluğuyla arkadaşlar göğüs boşluğunun arasında yer alan onları birbirinden ayıran ince geniş kasa biz ne diyoruz arkadaşlar? E, diyafram ismini veriyoruz. Kuşlar hem etçil hem de otçul canlılardır. Mesela bir marul verdiğinizde arkadaşlar ne yapıyorlar? Onu yiyorlar. Ama böcek yakalayabiliyorlar, solucan yakalayabiliyorlar. Dolayısıyla onlarla da beslenebiliyorlar. Hem etçil hem de otçul canlılar. Yavru bakımları görülüyor bunlarda da yine. Yavrularını beslediklerini görmüşsünüzdür. En azından uçana kadar onları, onları göz kulak oluyorlar. Yem getiriyorlar, besliyorlar azotlu boşaltım artıkları ürik asit arkadaşlar. Ürik asiti hatırlayın nerede görmüştük? Sürüngenlerde de görmüştük. Ürik asit çok az zehirli olduğu için çok az miktar suyla ne yapılabiliyor? Dışarıya atılabiliyor. Kuşlar da bu şekilde atıklarını atıyorlar dışarıya. Metabolizmaları oldukça hızlı ve vücut sıcaklıkları 40-41 derece civarında. E, bulunuyor arkadaşlar. Düşünün yani biz mesela 40-41 derece çıksa havale geçiriyoruz ama kuşlarda öyle bir problem yok. Metabolizmaları hızlı. Uçmayı kolaylaştırıcı adaptasyonlar bunlar soruluyor. Bakalım gelişmiş kanatlarının olması, kanatların özel yapılar oldukları için arkadaşlar su ve havayı geçirmeyecek şekilde oluşmuşlar. Dolayısıyla bu da uçmayı kolaylaştırıyor. Akciğerlerine hava keselerinin olması, kemiklerinin iç kısmının bal peteği görünümünde olması, hafif olması dolayısıyla göğüs omurgularının birleşik olması, vücutlarının su yerine yağ depo etmeleri. Hatırlayın organik bileşikleri anlatırken yağlarda özellikle işte göçmen kuşların yağ depoladıklarını söylemiştik. Yağlar daha hafiftir suya göre arkadaşlar. Birçok deri salgı birçok deri salgı bezinin bulunmaması bunlar da yine uçmayı kolaylaştırıyor. Bazı iç organların eksik olması da yine ne yapıyormuş arkadaşlar? Uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlardanmış diyoruz. ÖABT'nin meslektaşlarıma notlara bakalım şimdi. Kalpleri iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört tane odacıktan oluşuyor. Temiz ve kirli kan birbirine ne yapmıyor dedik? Karışmıyor. Bu nedenle vücut ısıları neymiş arkadaşlar? Sabitmiş. Burada görüyorsunuz bakın. Sürüngenleri hatırlayın, balıkları hatırlayın. Onların hepsine ne yapıyordu? Karışıyordu. Çenelerinde diş yok bunların arkadaşlar, ancak keratin yapıda bir gaga var ve bu gagalar da beslenme şekline göre farklılıklar meydana getiriyor. Mesela işte böcekle beslenenler var farklı, ondan sonra işte meyveyle beslenenler var vesaire. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? E, farklı gaga tiplerine sahip, ihtiyaca binayen oluşturulmuş gaga tipleri. Balıklarda, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda dışkı. Sindirim kanalındaki atık yani arkadaşlar. Boşaltım atıkları ve üreme hücreleri kloak adı verilen açıklıktan atılıyor. Kloak tek açıklık olarak geçiyor arkadaşlar. Yani hem işte katı atıklarını hem sıvı atıklarını hem de üreme hücrelerini buradan tek bir açıklıktan atıyorlar. E, o yüzden hatta kuşların dışkıları daha sıvıdır. Çünkü hem sıvı atığı hem katı atığı aynı yerden atıldığı için birleşiyor ve dolayısıyla sıvıymış gibi bir atık meydana geliyor. Bizde ise durum farklı. Katı atık başka bir açıklıktan sıvı atık başka bir açıklıktan atılıyor. Hatta dişilerde üreme hücresi de farklı bir açıklıktan atılmış oluyor arkadaşlar. Evet, kuşları bu şekilde işledik. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Biraz daha ayrıntılı işlemeye çalıştım. E, görselleri oldukça yer vermeye çalıştım ki aklınızda kalsın. Çünkü e, havada kalsın istemiyorum. Sınıflandırma konusunu neden hocam bu kadar uzattınız deniliyor. Çünkü sınıflandırma konusuyla ilgili artık ciddi güzel sorular geliyor. Dolayısıyla ben de önemsiyorum ki siz rahatlıkla bu soruları yapabilirsiniz. Çünkü bir biyoloji öğretmeni, öğretmeni canları tanımadan... Arkadaşlar bir biyoloji öğretmeni olamaz. Dolayısıyla konularımızı ÖABT meslektaşlarımız için de hazırladığımız için bunu da önemsiyorum. Hepinize başarı.